Herkese merhabalar arkadaşlar. Ya e, Futbol 2024 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar Perşembe günü etkinlikleri geldi. Dolu dolu bir gündemimiz var arkadaşlar. Haftaya pazar gelecek olan oyuncular da belli oldu. Ee, Birçok konu var hemen hepsine geçeceğiz. Öncelikle arkadaşlar e, oyuncuyu sıfırlamak için yeniden basabilmek için sıfırlama tekrardan ücretsiz oldu arkadaşlar. Belli bir döneme kadar bilginiz olsun. Oyuncuları nasıl sıfırlıyorduk biliyorsunuz şu şekilde... Şöyle yaptığımız zaman bakın oyuncuları mesela şu sıfırlama olayı tekrardan geldi. Oyuncu ilerlemesini sıfırlama bilginiz olsun. Daha yine bir şekilde ücretsiz yaptılar. Yani birinci ayın 11'ine kadar yine ücretsiz bir şekilde sıfırlama yapacağız. Eğer düzelteceğiniz oyuncular varsa buradan düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi... E, haftanın oyuncuları geldi. Haftanın ile birlikte e, Japon oyuncular falan da geldi. Ama onlar çok fazla ilgimizi çekmiyor. Bu hafta haftanın oyuncularında iki tane ücretsiz top var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani şuradaki e, top açma hakkında 3 tane top açtığınızı varsayarsanız 2 e, tane de ücretsiz açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haftanın oyuncularını değerlendireceğiz ama önce bunu nereden yapacağız onu da hemen anlatalım. Maç kısmına gireceksiniz. Şuradaki etkinlik YZ'ye karşı giriyorsunuz. Şu ilk iki sıradaki bu etkinlikleri yaptığınız zaman arkadaşlar iki tane ücretsizi alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben hemen girdim. E, 1500'lük bir takım kurdum. E, 1500 e, şey veren. Efsane modda. 1500 puan. Şöyle şöyle bir kadro kurdum. E, oyuncuları, puan veren oyuncuları koydum. Bu şekilde satın aldım. E, 5000 e, GP'ye. Bu kadar oyuncu aldım. Ana kadromu yine bozmadım. Sadece sol bek ve sağ beke oyuncu koydum. Bir de kaleciyi koydum. Geri kalan az kadromuzu güçlü oyuncuları kurup efsane modla oynadığımız için maçı kazanıp iki maçta hemen almış olduk arkadaşlar. Ee, toplamda 3000 puanda iki maçımızı bu şekilde 3-1, 3-0 kazanaraktan aldık. Diğer tarafta da yine aynı şekilde. Japon etkinliğinde de aynı şekilde arkadaşlar. Benim zaten Japon bir kadrom vardı. Hemen onu da kurduk. E, iki maçta onu da hallettik arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane ücretsiz topumuzu buradan almış olduk e, oyuncu ilerleme sıfırlamadan bahsettik buradan bahsettik başka he, önemli bir konumuz daha var arkadaşlar o da yani sıralamaya girenleri tabi ilgilendiriyor şurada biliyorsunuz e, Tokyo'da düzenlenecek olan şey var e, turnuva vardı arkadaşlar o kaybolmuş mu aynen kaybolmuş buradan Tokyo'da düzenlenecek olan turnuvaya Katılım için arkadaşlar e, mail göndermek için bekliyorlar ilk sıralara giren. Ben biliyorsunuz 30. olmuştum arkadaşlar. E, 30. olduk maalesef e, ilk 12'ye giren e, buraya başvuru yapabiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar burada mail adreslerini vesaireyi belirtmişler. Fon göndermek için son tarihte 12. ayın 31 yani e, yaklaşık 3 günümüz kaldı arkadaşlar. Nereden gönderebileceğimizle alakalı burada katılım formuna tıkladığınız zaman girebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yani ilk 12'de isminiz olması lazım. Maalesef ben de 30. oldum. Maalesef Tokyo biletini kaçırmış olduk. Bazı arkadaşlar yorumlara yazmış gerçekten gidiliyor mu? vesaire diye de. Yani gidiliyor tabii ki arkadaşlar. Yani bunu geçen seneki International Cup'ta da yaşadık. International Cup'ta da maalesef biliyorsunuz ee, 3. oldum. Eğer 2. olabilseydim ilk 2 maalesef turnuvaya katılacaktı. Güzel de para ödülü yani benim için prestij önemliydi ama para ödülü de vardı tabii ki. E, 5000 dolara kadar para kazanma ihtimalimiz de vardı. Maalesef buraya katılamadık. Formu dediğim gibi göndermek için son tarih 31 Aralık arkadaşlar. Yani 3 günümüz var. Burada katılım formunu dolduraraktan e, şey yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunlara değindikten sonra şimdi pazartesi günü gelecek olan oyuncuları hemen şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Pazartesi günü Şöyle ekranımızı değiştirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İspanya Ligi atak oyuncuları geleceği gözüküyor. Sol açık, sağ açık, forvet ofansif orta sağ şeklinde oyuncular gelecekmiş. Şöyle İspanya Ligi'ndeki e, atak oyuncularına baktığımız zaman arkadaşlar e, içinde kimler var? Johan Cruyff 1 Johan Cruyff'un gelme ihtimali var arkadaşlar. Ruth Van Nistelrooy'un gelme ihtimali var. Yine baktığımız zaman ee, Raul'un gelme ihtimali var. Hangilerini getirecek bilmiyorum ama e, Johan Cruyff, Van Nistelrooy e, Raul Zamorano var. Gördüğünüz gibi başka bakıyorum Forlan var. Diego Forlan gelme ihtimali var Forlan'ın. Bakıyorum başka burada kim var? Bir de Luis Garcia var arkadaşlar. Yani Luis Garcia Diego Forlan Zamorano, Raul Van Nistelrooy, Cruyff yani bu 6 oyuncudan 3 tanesi gelecektir. Bakalım hangileri gelecek. Cruyff'un gelme ihtimali sanki biraz daha ağır basıyor gibi geliyor bana arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ondan sonraki hafta da yani e, yani önümüzdeki pazartesi değil de bir sonraki pazartesi de İtalyan Ligi e, Guard'ın oyuncuları diyor. Oyuncu veri tabanı dediğimizde yeniden ara dediğimizde arkadaşlar şöyle şunu bir silelim. Hemen şöyle pardon. Ee, İtalyan Ligi diyelim şöyle. İtalyan Ligi'ni seçtik. Şöyle aşağıya geldiğimizde şunları bir silelim. E ee, kaleci, stoper, sağ bek, sol bek'e baktığımız zaman dostu alır mı içine? Dostu da alır mı bilmiyorum ama şöyle bir baktığımız zaman Maldini gözüküyor. Yani önümüzdeki hafta e, İtalyan Ligi bir dakika oyuncuların içinde neler neler varmış. Sağ dost, stoper var. Tamam, kaleci de var bir tane. Tamam, doğru aratmışız biz demek ki. Oyuncu tabanı dediğimizde dediğim gibi arkadaşlar burada gelmeyen oyuncu kim var? Maldini var. Gelmeyen oyuncu Materazzi var. Materazzi gelme ihtimali yüksek ve boyu bu kadar uzun ilk defa böyle uzun boylu bir sağlam bir stoper gelmiş olacak. Yani böyle ünlü dediğimiz tarzdan. Baktığımız zaman Materazzi'den sonra Maicon değil. Maicon değil. Şöyle bakıyorum. Kim var? Bergomi var. Bergomi gelebilir mi? Gelme ihtimali var. Aynen bu güçlendirilmiş epik olaraktan gelecek. Bergomi. Başka kim var? E, Aldair'i görüyoruz. Yine Roma'da uzun zamandır gelmiyor. Aldair. E, baktığımız zaman bir de bakıyorum. Kandela bu değil. Bu kart değil. Tamam belli ya. Hani şeyler belli. Aldair e, gelir muhtemelen. Gerçi Bergomi de var. Bergomi, Aldair, Materazzi, Maldini, Dörtlüsünden üç tanesi gelecektir arkadaşlar muhtemelen. Maldini'nin bu kartı da zaten dehşetül, vahşet görüyorsunuz arkadaşlar. Dedikten sonra top açılımıza geçelim arkadaşlar. Şuradan top açılımızı yapalım. Daha sonrasında gol olduğu da bir yapalım. Gol olduğu bir dün kaçırdık. Bakalım bir bugün neler yapacağız. Ee, nereye vuralım? Nereye vuralım? Böyle sağ tarafa vurdum. Kaçırdık mı? Kaçırmadık. Attık. <laughs> çok kaçırdım ben ya. Ben bayağı bir gerideyim. Belki de şu anda siz dördüncü turu bile bitirmiş olanlar vardır. Ben çünkü çok kaçırdım arkadaşlar. Muhtemelen dördüncü turu bile şu anda bitirenler vardır diye düşünüyorum. Devam edelim. Şu toplarımızı açalım arkadaşlar. Bugün tabii ki ücretsiz bir tane Pistol Season'ı da vermiş oldu. Onu da açacağız. Bunları da bir açalım. Şu biletlerimizi de kullanalım arkadaşlar. Böyle hızlı bir şekilde. Tamam. Yılbaşı ile ilgili, yılbaşı hediyesi ile alakalı bir bilgi yok. Ama arkadaşlar onu muhtemelen e, yılbaşından sonraki birinci gün verirler diye tahmin ediyorum. Yılbaşı ile ilgili. Geçen sene de vermişti. Yine bu şekilde. E, i̇çinde belirli oyuncuların olduğu yani güçlendirilmiş epik olacaktır muhtemelen diye düşünüyorum ben. Bakalım bekleyip göreceğiz. Şu Fist of Season'daki ödülümüzü de açalım. Buradan şimdi kimleri bulmuştuk bir bakalım. Kimleri bulmuştuk. Aynen Hernandez, Bastoni, Turam, Sommer'i bulmuşuz. Bakalım bu sefer kim geliyor. Bunu vermeye devam edecek zaten. Bütün oyuncuları e, en nihayetinde almış olacağız zaten arkadaşlar. Bakalım kim geliyor. Kim geldi? Cuadrado geldi. Tamam. Cuadrado'yu Bu bulmuş olduk. Tamam. Şimdi şuradan haftanın oyuncularını bir kontrol edelim. Kylian Mbappe var. Tabi Mbappe'nin koleksiyonu olduğu için Mbappe istemem. Buradan kim isterim? De Paul olur. Kudüs olabilir. Kudüs gelirse güzel olur. Bakıyorum burada başka kim olabilir? Yani Pellegrini olabilir. Pellegrini, Depaul, Gabriel olabilir stoper. Kudüs. Yani birinci sırada Kudüs diyelim. Daha sonra Pellegrini, Depaul, Gabriel. Yani Salah'la Mbappe'nin çok fazla zaten bizde kartı var arkadaşlar. Şimdi top açılımıza başlayacağız ama ekranımız dondu. Şöyle kısa bir ayar verelim. Yılbaşı dediğim gibi hediyesi muhtemelen olacaktır. Her sene çünkü bir tane ücretsiz top açılımı hakkı veriyor arkadaşlar. Böyle bütün e, şeylerin içinde olduğu. Hatta bakayım resmi var mı bende? Şöyle bir bakıyorum. Geçen sene şunu vermişti mesela. Şöyle bakayım ekranda çıkacak mı ama. Ee, bir saniye arkadaşlar. Geçen sene şu ödülümüzü vermişti. Hemen onu ayar bakıyorum. Ekranda gözükürse eğer göstermeye çalışacağım. İçinde de Şöyle oyuncularımız vardı. Evet. Geçen seneki ödülümüz buydu arkadaşlar. Geçen sene bu oyuncuların içinde olduğu bir tane top açılma hakkı vermişti. Ee, bilginiz olsun. Bana da Figo gelmişti buradan. Hatırlayanlar, bilenler bilir zaten. Ödül de, ödül de şu şekildeydi. Bu şekilde bir tane ödül vermişti. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ödül bu şekildeydi. Haydi bakalım top açılımızı yapalım şimdi. Şimdi ilk topumuz gelsin. Haydi bakalım. İlk topumuz geliyor. Bakalım nereye gideceğiz? Kim bu? Göbek oyuncusu. 4 yıldızlı geldi, kötü oldu. 5 yıldızlı olsaydı en azından 10 binlik antrenör bir de sözleşme bileti vermiş olurdu. Gerçi sözleşmeyi artık GP ile halledebiliyoruz. Sıkıntı yok da. Haydi bakalım ikinci topumuzdan istediğimiz oyunculardan bir tanesi gelsin be en azından. Bakalım. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe geldi. Kaç oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Bir bakalım bir takıma koyup bakalım. Hep birlikte bir kontrol edelim arkadaşlar. Aç oluyor. Özellikleri bizde show time olduğu için. Bunu bulmuştuk değil mi en son? Aynen bunu bulmuştuk. 90 top sürme, 94 bitiricilik. Oo, hızlanma da güzelmiş ha. Pozisyon takibi falan gevermişler. Evet 100 oluyor arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Videomuzu burada noktalandıralım arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Bol bol da yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.